Şimdi arkadaşlar, bu Sitavi programı iki temel özelliği var. Bir, atıf programı. Dolayısıyla kitap, makale veya farklı çalışmalar neyse onları çalışmanızda kullandığınızda kullandığınız yerlerin bilgilerini, tüm teknik ve akademik bilgilerini yüklüyorsunuz. Onu çağırdığınızda da geri getirebiliyorsunuz. Birinci özelliği bu. Ama asıl temel özelliği onun bir tez fişleme programı olmasıdır. Önce Google'a giriyorsunuz, Sitavi yazıyorsunuz. Sitavi'nin kendi sayfası var. Oradan Sitavi'nin sayfasına giriyorsunuz. Burada örnek sürüm var ve bedava deneme sürümü var. Bunlardan birini indireceksiniz, bilgisayarınıza kuracaksınız. Bunları, dediklerimi yaptığınızı varsayarak devam ediyorum ve bu kısmı YouTube'daki yayın esnasında sileceğim tabii, doğal olarak. Bu dersi siz burada izleyenler haberdar oldunuz, ötekiler, gelmeyenler haberdar olamayacak doğal olarak. Şimdi Sitavi'yi açtıktan sonra sizden kullanıcı adı ve şifrenizi de girmenizi isteyecek. Açılsın. Kullanıcı adı ve şifrenizi de girmeyeceksiniz. Bunu kapatacaksınız. Bu açılanı, şu anda açıldı. Kullanıcı adı şifre diyecek. Böyle, bundan giriş yapmayacaksınız. Bunu kapatın. Sitavi 6 çalışmaya devam edecek ve açılacak. Bu dediğimiz işlemleri yaptıktan sonra şu anda Sitavi açıldı. Burada yüklenmiş olarak bir dosya geliyor. Size yüklenmiş olarak dosya geliyor. Onu da kullanabilirsiniz, örnek dosya nasıl olduğunu, ama şu aşağıdan, daha önce açtığınız dosya varsa Open Project diyerek onu açabiliyorsunuz. Tabii şu anda ilk defa kullanmaya başladığınız için sizin yok. New Project, yeni bir proje açmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Burada Sitavi'nin Cloud, yani bulut sistemi var. Projeyi orada açıp ve bilgisayarınızdan veya herhangi bir yere gittiğinizde oradaki bir Sitavi olan bilgisayardan kendi dosyanıza girebiliyorsunuz. Böyle bir imkan sağlıyor ama bu üye olmayı gerektiriyor. Biz üye olmadığımıza göre seçeceğimiz, dosyayı açacağımız yer nerededir? Local Project, yani yerel projektir ve dosyamıza isim vereceğiz. Şimdi o zaman bu Sitavi dersi anlattığımıza göre Sitavi dersi diye dosyamıza isim verelim ve bu bir makale olsun. Sonra OK tuşuna basacağız. Şimdi dosyayı oluşturuyor. Dosya oluşturacak. Sitavi dersi dosyası, bak, üste geldi, oluştu. Oraya klasör olarak açılacak. Tabii bu %80, %100'e gelecek. Ondan sonra hazır hale gelecek. Bekliyoruz dosyanın açılmasını. Evet, şu anda dosya açıldı ve direkt şeyi açtı. Sitavi dersi ismini verdiğimiz dosyayı açtı. Şimdi burada yapacağımız işlem nedir? Bilgisayarımızda yüklü olan kitap ve makalelerden bizim bu çalışmamızla ilgili olanları ne yapacağız? Sitavi'ye yükleyeceğiz. Yüklemenin birkaç yolu var. O yollardan birisi, mesela klasörü olduğu gibi tutup seçmek şeklinde yükleme yapılabilir. Şuradan seçtik, yükledik. Buna yüklettirmedi. O zaman tek tek yükleme imkanı, ha, tek tek. Şimdi buradan dosyaları, Sitavi'nin şu özelliği var. Bütün PDF'lerinizi tek seferde de yükleyebilirsiniz. Fakat burada mesela bir tane dosya yükledim ben oraya. Bu tabi ismini verdiğim dosya ile ilgili ve bu bir kitapmış mesela. Şimdi burada kendisine yazılı bilgiyi aldı ama bu bilgiler doğru değil. Mesela bunu bir makale olarak görüyor. Bu makale değil. Bu bir kitap. O zaman ne yapıyorum? Şurada üstte referans tipe basıyorum ve bunun bir kitap olduğunu işaretliyorum. Kitap olduğunu işaretledikten sonra yazar diyor. Burada Abdurrahman Haçkalı'yı göstermiş. Onu aldık, buraya yazdık ama bizim tabii öncesinde dipnot sistemi olarak
alıntı sistemi Citation stili seçmemiz gerekir. Burada Citation'a bastığımızda buna yüklü Citation stil dosyaları geliyor. Bakın bunlardan biri de Isnad 2. Isnad 2 yüklü olarak gelmiyor. Onu yüklemek için Edit Citation stile basıyoruz biz. Ve burada Find Citation stil kısmı geliyor. Tekrar gösteriyorum. Find'a bastığımızda buraya isnat yazıyoruz. Isnadın birinci versiyonu, ikinci versiyonu geldi. Biz isnat 2'yi seçeceğiz. Tabii burada isnat 2 aktif gözükmüyor. Ben halbuki dün seçebilmiştim. Ha, isnat 2 burada yüklü olduğu için aktif gözükmüyor. Isnat 2'yi seçiyoruz, yüklüyoruz ve böylece programı dipnot atıf sistemini göstermiş oluyoruz. İsmin içerisinde tireler olduğu için onları silmem lazım. Kitabın ismi ne? İslam hukuk tarihinde gayeci içtihat metodunun gelişimi. İsmini buradan o tireleri sildiğim zaman kitabın ismi şey yapmış olacak. Tam olarak çıktı. Alt başlığı aslında şu gayeci içtihat metodunun gelişimi alt başlık ama ana başlık aslında. İslam hukuk tarihinde alt başlık olması lazım. Burada diğer alt başlıklar falan geliyor. Teknik bilgiler, yıl. Bakıyoruz şimdi etüt yayınlarıymış. Publisher, etüt yayınları. Bunu yazmak zorundayız. Etüt yayınlarını yazdık. Devam ediyoruz. Kaç yılında basılmış bu? 2004 İstanbul. Year 2004. Publisher, Place of Publication, İstanbul'u seçiyoruz. Yani İngilizce olması tabii bir dezavantaj olarak görülebilir. Burada başka organizasyon, kolej, yani bize çok fazla teknik bilgi, bize ne lazım en fazla? Kitabın ismi, yazarın ismi, basım yeri, basım yılı ve yayın evi. Ha bu İstanbul dedik ama Samsun'muş. Orada Samsun'u şimdi gördüm. Samsun. Bunu seçtik. Bu kitabın teknik bilgilerini girmiş olduk. Bunun dışında işte yaptığımız çalışmayla ilgili, mesela bu bir kitaptı. Burada makaleler de var. Bir tane de makale yükleyelim. Mesela şuradan. Gene makaleyi aldım, oraya attım. Attığım zaman buraya yükleniyor makale. Makalenin hiçbir bilgisini almadı. Çünkü bu kopyalanabilir bir şey değil demek ki. Şimdi buradan makalenin ismini kopyaladım, buraya yapıştırabildim. Ama yazım hataları çıktı. Mesela bütün bunlar küçük olması lazım. Onları artık elle yazarak düzeltmemiz gerekiyor. Ben zamandan tasarruf etmek adına geçiyorum. H. Yunus Apaydın yazmış. Makalenin yazarını da girdik. Ondan sonra makale... Bu bir makale değilmiş. Bu bir sempozyumda sunulan tebliğmiş. Dolayısıyla tebliğleri kitap bölümü olarak göstermek gerekiyor. Kitap bölümü diye burada şey var mı ona bakalım. Book edit, düzenlenmiş edisyon falan diyor. Herhalde bu kitap bölümü yerine tekabül eder. Onu seçtik. Cinsini değiştireyim mi dedi. Değiştir dedik. Burada editör ismini yazmamız gerekiyor ve yazar ismini farklı yere gitmemiz gerekiyor. Değiştirmesinin sebebi oymuş yani. Düzenlenmiş kitap olunca onun kimin edite ettiği. Şimdi burada Türkiye Diyanet Vakfı gözüküyor. Sahibi 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yayınları. Burada Place of Publication, yayının yeri Samsun. Onu bir kere girelim. Tarihi 1989, onu da girelim. Bazı bilgiler, publisher, yayıncı, hem 19 Mayıs hem de Türkiye Diyanet Vakfı. Her ikisini de yazacağız. 19 Mayıs Üniversitesi, Türkiye Diyanet Vakfı diye bu bilgileri de girdik. Yazım hataları olabilir, onları şey yapmayın. Sayı falan demiş. Edisyon, kaçıncı basım, seri. Yani bu bilgiler aslında gerekli olmayan veya şu an için bizim ihtiyacımız olmayan bilgiler. Belki book edit şeklinde göstermemiz de yanlış olmuş. Öyle anlıyorum ben. Bunu biz makaleyi, bir sempozyumda sunulan tebliği Zotero'da
kitap bölüm olarak gösteriyorsunuz, giriyorsunuz. Burada da öyle olacağını düşündüm ama book edited journal article demiş. Journal article değil, başka burada neye tekabül eder diye ona bakıyorum. Collected work olmaz. File, internet doküman, el yazması. Yani newspaper article, sunum, presentation belki olabilir, sunum olabilir. Tebliğ yani. Bir de öyle deneyen bakalım. Sunum dediğimizde konuşmacı başlığı dedi. Alt başlıklar, konferansın sunumu belki biraz daha şeye yakın yani. Şimdi kitap ve bir kitap bir makale girdik. Bakın kitabımız burada. Bu da makalemiz. Teknik bilgilerine girmeyi, tabi makalenki biraz eksik oldu öyle söyleyeyim. Çünkü makaleden çok sempozyum bölümü çıktı. Belki bir makale ekleyelim. Burada makale olduğuna emin olduğumuz bir şey olsun. Yüklemeye devam ediyor. Evet, Cassas'a, ha bu bir makale. Şimdi Cassas'a göre yazım hatalarını düzeltiyoruz. Cassas'a göre Haberi Vahid'in kabul şartları, yazım hatalarını düzeltelim. Tabii bu Türkçe karakterleri olmayabilir yani. Kim yazmış? Şurayı kapatırsak burası büyür. Necla Hacıoğlu yazmış. Buradan kopyalayıp yazar kısmına getirdik. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanmış. Aşağı iniyoruz burada. Neydi bu? Journal article. Alt başlık yok. Cilt periodical demiş. Yani şeyin yayınlandığı yer olması lazım ama subtitle, title supplement demiş. Collaborators, ortaklar demektir. Sayı 23. Volume 23. Yıl 2014. Ona da girdik. Issue number, cilt numarası demektir. Bunda cilt yok. 351 ve 369. sayfalarmış. Başlangıç ve bitiş numaraları. Makalenin numarası falan demiş gitmiş. PDF olan kitap ve makaleleri girmenin yöntemi idi. Bunu öğrenmiş olduğunuz varsayıyorum. Yani ne yapıyorsunuz? Makaleniz, kitabınızdaki, bilgisayarınızdaki kitap ve makaleleri buraya seçiyorsunuz. Sonra da teknik bilgilerinize giriyorsunuz. Burada iş, bu ikincil bir iş. Peki şimdi yapacağımız işlem nedir? Şimdi yapacağımız bir işlem daha var. O da nedir? Tezimizin, kitabımızın, makalemizin bölümlerini işaretlememiz gerekiyor. Yani bu bir atıf sistemi olduğu için atıfların nasıl yükleneceğini gördük. Ama aynı zamanda da fişleme sistemiydi, değil mi? Fişleme sistemini yapabilmemiz için burada bölümleri oluşturmamız gerekiyor. Şurada dikkat edin. Merdivenli new kategori, or sub kategori diye yer var. New kategori diyoruz. Bütün çalışmalarda birinci kısım giriştir. Girişten sonra buraya birinci bölüm mesela ekliyoruz. Tabii bunları rakamla değil yazıyla yazmamız, ayırt etmek için onu. Birinci bölüm, birinci bölümün ilk şeyi olacak. Bu diyelim ki bu Sitavi tanıtım dersiydi ya. Sitavi tanıtımı birinci bölüm dedik. Sonra ikinci bölüm tekrar iki nokta Sitavi kullanımı diyoruz. Kullanımı diyoruz. Sonra mesela üçüncü bölüm efendim ne olsun? Sitavi'de kaynak gösterme mesela. Üçüncü bölüm demeyi unuttum. Üçüncü bölüm Sitavi'de kaynak gösterme. Bir dördüncü bölüm olsun. Efendim dördüncü bölüm efendim o da ne olsun? Sitavi'de alıntı yapma olsun. Şimdi dört tane bölüm oldu ama bu bölümlerin alt başlıkları da olabilir. Sitavi tanıtımı. Onun bir tekrar artıya basıyoruz. New sub kategori diyoruz. Buraya ne diyeceğiz? İşte Sitavi'nin tarihçesi mesela. Sitavi isminin tarihçesi mesela diyelim. Sitavi isminin
tarihçesi. Sonra bir alt başlık daha aynı bölüme ekliyoruz. Efendim ne olsun, o da Sitavi'nin mucitleri. Mesela başka alt başlık ekleyebilirsiniz. İkinci alt başlığın alt başlığı ekleyelim. Yani Sitavi'nin mucitleri kim olsun? Mesela Nezir olsun. Efendim ne mesela efendim Bahar olsun. Ne yaptı? Bakın alt başlıkları ekledikçe gidiyor. Her birine ikinci mevsim tabii kullanımı, işte bilgisayarı açmak. Efendim başka alt başlık ekliyorum. Efendim uyanık olmak gibi. Alt başlığın alt başlığı. Sonra tekrar alt başlık ekliyorum. Ne bileyim işte İngilizce bilmek. Dikkat ediyor musunuz? Bak numaralandırmayı sistemini kendisi yapıyor. Şimdi bunları yaptık, alt başlıklar veya bir daha ana kategori ekleyelim. Bir de sonuç diyelim. Bir de sonuç diyelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra işimiz bitmedi. Ne yaptı? Biz şuraya kitap ve makaleler yüklemiştik, değil mi? Kitap ve makalelerden şimdi okuyacağız. Şimdi şuraya bakın. Şurada oklar var ters istikamette. Bir işleyeceğim. Tabii şimdi burada makaleleri yükledim. Makalelerime birini açtım. Şuraya gönderdim. Şu anda bu makaleyi okuyorum. Bu makaleyi okurken şurada bana şu bilginin lazım olduğunu fark ettim. Burada alıntı yapacağım. Şu yukarıya bakın. Quotation alıntı demektir. Direct quotation doğrudan alıntı demektir. Şimdi fişlemede doğru üç şekilde fişleme yapılır. Doğrudan alıntı, yorumlayarak alıntı, kendi yorumunu kaynak göstermek için alıntı. Bu tür çalışmalarda ilk yapılacak iş doğrudan alıntı yapmaktır doğrusu. Doğrudan alıntı yap dedim. Doğrudan alıntı yap dedim. Sol tarafa bakın. Sol tarafta alıntımızın bir başlığı geldi. Bu başlık bizim, işte başlık önemli. Hangi konuyla ilgili olduğunu. Burada işte Sitavi'nin önemi falan diye başlığımı koyduk. Şurada alıntımız, dikkat edin, sayfa numarası 352'yi otomatikman yazdı oraya. Gördünüz mü? Gördük. Şimdi burada bu alıntım benim çalışmamda, tezimde, makalemde nereyle ilgili? Giriş bölümüyle ilgiliyse girişi seçtim. OK'ya bastım. Ben bu alıntıyı aradığımda nerede bulabilirim? Buna aynı zamanda ne yapmam lazım? Etiket. Cassas diyerek etiketimi de verdim. Bu alıntı gitti. Bu alıntıya daha sonra da ekleme de yapabilirsiniz. Onun için çift tıklamanız yeterli üzerindedir. Ekleme ve düzeltme için. Devam ediyoruz. Bir başka alıntı daha yapacağım. Ama bu alıntıyı doğrudan değil de yorumlayarak yapacağım. Yorumlayarak yaparken de kendi fikirlerimi de ekleyeceğim. Dolayısıyla buna bastım. Şimdi bak ne yaptı? Burayı alıntı yaptığını söylüyor. Ama bakın bilgiler geçmedi. Yani bu şu demektir. Ben buradan şu görüşleri elde ettim diyerek kendi görüşlerimi yazıyorum. Ve bu adamı da kendime kaynak gösteriyorum. Bu tezimde nereyle ilgili? Bastım gene o merdivene. Bu tezimin 4. bölümüyle, 5. bölümüyle ilgiliydi. Oraya gönderdim. Etiket koyuyorum. Sitavi dedim mesela buna da. Kullanımı dedim veya. Etiketimde koydum, devam ediyorum. Ha, burası da benim için önemli, bir alıntı daha yaptım. Burada da yorumlayarak alıntı yapmayıp da turuncu alıntı yapalım. Ne oldu şimdi? Burada da ben görüşlerimi yazıp bunu kaynak göstermiş oluyorum. Ben bunları şimdilik tavsiye etmiyorum size. Direkt alıntı yapmayı tavsiye ediyorum yani. O yüzden mesela şunu daha çok, direkt alıntı yaparsanız, alıntı yapıyoruz, sayfalar atıyor. Şimdi bu makaleyi biz fişledik, alıntılarımızı yaptık. Bu makaleyle işimiz bitti. Ama ben yarın bir gün bunu okuyup okumadığımı nereden bileceğim? Buna bir işaret koyuyoruz. Okundu, fişlendi anlamında buna bir işaret koyuyoruz. O da nedir? Bunun kendisinin, o işaret şurada mıydı? Yani okunduğunu gösteren bir işaret koymamız gerekiyor. Şurada galiba.
Yani burada şu anda göremiyorum ben ama kırmızı işaret koyuyordum. Ben kendi çalışmamda onu yaptım. Şimdi bir başka makaleden veya kitaptan okumaya devam ediyorum. Gene buraya bakayım. O bayrak koy. Ha şu alttaymış. Pardon. Bak Red Label gördünüz mü? Alttaymış. Red Label. Ben bunu okudum demektir. Artık kafam karışmaz yani. Şimdi ikinci makaleyi okuyorum. Tekrar burayı kapatıyorum ki yerim genişlesin. İkinci makaleden alıntılar yapmaya başlıyorum. Şurayı değerli gördüm. Alıntı yaptım. Sayfa numarasını vermedi. Niye? Çünkü biz bunun sayfa teknik bilgilerine girmemiştik. Şimdi şuraya 491'i yazdım. Şuraya 491 yazdım. Bundan sonra her sayfayı kendi ayarlayacak. Bunu tezim de benim işte 3. bölümle ilgili veya 3. bölümün 1. alt başlığıyla ilgili orayı işaretledim. Gönderdim. Şimdi buradan bir alıntı daha yaptım. Gene doğrudan alıntı yapalım. Bak 492'yi otomatikman yazdı. Tezimde göndereceğim yerde mesela 2. bölümün 1. alt başlığı olsun. Oraya da gönderdim. Okumaya devam ediyorum. Şuraya da alıntı yapıyorum. Bak sayfa numarasını otomatikman atıyor artık. Tezimde göndereceğim yeri seçiyorum. 4. bölüme gönderdim. Okudum devam ediyorum. Bunu bir yandan da fişliyorum. Şurayı da alıntı yaptım. Efendim bunu da tezimde, kitabımda, makalemde ilgili yere gönderdim. Bu da bitti. Bu da bitti. Bunu da ne yapıyorum? Şu aşağıdan Red Label'la işaretliyorum. Bunun işi bitti diye. Şimdi geldik 3. kaynağımıza. 3. kaynağımızı gene bunu kapatıyoruz, genişletiyoruz. Şurada sayfaları direkt geçmenin yeri var. Şu aşağıda sayfaları daha büyütme yeri var. Devam ediyoruz. Okumaya devam ediyoruz. Alıntı yapıyoruz gene buradan. Burada tabii PDF'yi eğer Citavi içinden açarsanız kopyala alıntı yapması daha kolay olur. Ama siz PDF'yi Citavi içerisinden yapmayıp mesela web sitesi üzerinden de yapabilirsin. Birazdan da onu göstereceğim. Bakın burada yazım hataları olduğu gibi buraya yansıyor görüyorsunuz. Bunları düzeltmeniz gerekiyor. Bunları düzeltmeniz ve sistemi tamamlamanız gerekiyor. Sayfa numarası çıkmadı. Çünkü sayfa bilgilerine girmemiştik. Bu kitap idi. Sayfa numarası 14. Şimdi şuraya 14 yazdığımızdan itibaren gidecek. Bunu diyelim ki tezimizde hiç göndermediğimiz yer oldu mu bilmiyorum. Sonuca gönderilmez. Oraya gönderelim. Gönderdik. Oraya okumaya devam ediyoruz. İşte okuduk okuduk. Bize lazım olan bir yer daha gördük. Gene alıntısını yaptık. Sayfa numarasını artık otomatikman verdi. Çalışmamızda bizi ilgilendiren yer nere? Diyelim ki giriş. Oraya gönderdik. Okumaya devam ediyoruz. Biraz hızlı gidelim. Mesela şurada bir daha alıntı yaptık. Alıntıları eğer düzgün yapmazsanız yapmadığınız şekil oraya çıkıyor. Yani oraya sayfa numarasını verdi. Gene tezimizden ilgili yere gönderiyoruz. Gönderdik. Falan. Artık bunu anladık. Şimdi bu Citavi'nin şöyle bir özelliği var. Citavi Word programıyla birlikte çalışır. Yani ne demek Citavi Word programıyla birlikte çalışır? Şimdi yapacağıma dikkat edin. Şimdi bizim asıl yapmak istediğimiz neydi? Bunu kategori sistemi göndermek değildi. Bütün bu sistemi göndermekti. O zaman yapacağımız iş nedir? Şurada seçilmiş olan bütün dosyaların her şeyimizi biz ne yapmamız gerekir? Word'a göndermemiz gerekir. Orada da yapacağımız işlem nedir Word'a gönderirken? Onu da çözmemiz gerekir. Ama Word'da yani yazdır completion seçeneğiyle save dediğimiz zaman dosyanın ismini seçiyoruz. Şimdi bu biraz küçük, biraz büyüteyim. Yazı karakterleri kendisine özel bir karakter uygulamış. Onlardan dolayı. Şimdi bakın burada içindekileri oluşturmuş. İçindekilerden sonra giriş bölümü demiş. Kendi özel karakterlerini yapmış. Bunu biz kendimiz ayarlayacağız. Dipnot sistemini de şey olarak vermiş. Satır içi vermiş. Dipnotlu olarak vermesi gerekirdi. Ama aldığımız bilgiler burada gördünüz. Fişleme işi
Böylece bitmiş oluyor arkadaşlar. Yazım hatası olan yerleri düzeltmezseniz bozuk çıkacağını söylemiştim size. Onlar düzen. Böylece fişleme işini yapmış oluyorsunuz. Bundan sonraki işlem nedir? Fişleme işimden sonraki işlem, bu fişleri gözden geçirerek onu anlamlı bir metin haline getirmek diyebiliriz. Böylece sitavi ile ilgili genel bir tanıtım çalışması yaptım. Anlamışsınızdır umarım.